Neredeyiz? Şu an çapamek TV'deyiz. Hangi numarayla ulaşıyorsunuz bize? 0537 955 6401'den Evet, YouTube kanalımıza abone olun lütfen. Abone olarak size bilgiler daha net çabuk gelecektir. Ee, ne yapıyorsunuz? Rüyalarınızı, isim analizi kafanızda neyi merak ediyorsanız direkt bize soruyorsunuz. Biz 6. bölüme başladık. Emine Hanım diyor, uzun süredir annemle birlikte takip ediyoruz. Benim ismim Müge, 2801-1991 Doğumluyum demişim ve kısmet sizim aşk hayatım vesaire her şey her şey yalım yarım kalıyor. Ee, Müge, bak gerçekten üzerinde bir kısmet bağlılığı var. Ama bu senden kaynaklı. Özellikle biri sana bir kötü enerji yapmamış. Sen her şey olmayacak tribine girdikçe enerjini kitleyip, kitleyip, kitleyip böyle yani eline imkanlar da gelse kimse beni beğenmiyor enerjisine girmişsin. Aslında şöyle demek istiyorum Müge sana. ikinci ay yani kovanın bitiş balık burcusun. Ee, balıkların aslında bu yıl e, kariyer ve özel hayatlarında yavaş yavaş belirlenecek yönler var. Evet çok zor bir yıl balık burçları için dibe çökme e, ve gerçekten bir şeyleri hani tam kurtuluyorum derken tekrar başa dönme yıl ama senin üzerine bir nazar duası yazılmasını istiyorum ve kısmet duası yazılmasını istiyorum. Çünkü gerçekten hissettiğin şeyler senin kendi hissettiklerin seni kilitlemiş. Bunlardan çıkman gerekiyor. En doğru yılım ne zaman dersen 2018'in sonlarına Eylül-Ekim itibariyle sen doğru aşka yelken açıp evlilik kararı vermiş ve çok da iyi bir iş hayatın olmuş olacak ama bu kafadan çıkman için bir nazar bir kısmet duası yazdırırsan sevinirim. Seni kocaman öpüyorum. Anneni de kucak dolusu sevgiler diliyorum. Evet Tülay Hanım galiba bu. Tülay Özgen 1961 ile 2404 yani bir boğa dengesizliği dönemine giriyoruz biliyorsunuz. Ee, e, tulum yüksek topuk siyah bantlı ayakkabı varmış onlar vesaire vesaire vesaire. Derya Özen. Hmm. Mesela bir haftadır gökyüzüyle alakalı uzay mekiği aya inmiş yaptı ve gözlerimi yukarıda izledim. Ertesi gün askerlik, galeriyen yönetimi yaptığım tarz rüyalar görüyorum. Şimdi e, Tülay sen de bir nasıl söyleyeyim bir miras tartışması ya da bir mal kavgası ya da ailece yaşanan bir maddiyat sıkıntısı var. Bu yılın 6. ayın sonuna doğru, 24. 6. ayın sonuna doğru ya da 7. ayın ortalarına doğru maddiyat da çok büyük bir rahatlama söz konusu olacak. Yani sen e, yaratıcı kitap yazabilirsin, senaryo yazabilirsin, hayal dünyan çok geniş ve psikolojin çok yorulmuş. Bununla ilgili yoga, meditasyon, kitap, yüzme senin değişmen gereken noktaların var. Siyah topuklu ayakkabı, kendi Ailenizden ölümü temsil eder. Ayakkabıyı görüyorsunuz ve siyah topuklu kadını temsil eder ayakkabıda. O yüzden kendi hanenize, kendi kan bağınızda bir kadının cenazesi olacağı... ve buna üzüleceğiniz gözüküyor. O yüzden bir hayır duası yapılmasını istiyorum. Mesela ne yapabilir? Çocuk sevindirebilirsiniz. Bir, bir yedi tane buğday ya da arpa işte pi ne tahıl ürünleri bir eve yollayabilirsiniz ki e, ölüm bile hayırlısını vesile etsin diyorum. İple onu tutmuş benim üstüme atıyorum ip İp bağlılığı temsil eder. Her 41 tane bir düğüm ip al. 41 tane düğüme besmele çekerek 41 kere besmeleni e çek. Kendi ismini niyetlen. Dönerken de 41 düğümü Ayetel Kürsü ve Yasin'le niyetlenip açacaksın tek tek 41 kere besmeleyle. 41 kere Ayetel Kürsü ve Yasin'le açacaksın. Açtıktan sonra kendi niyetin ve kendi anne ismini zikrederek bütün bağlarım ne deyip açtıktan sonra bunu denize atarsanız üzerinizde bağlanan iplerin de enerjisi temizleneceğini söyleyebilirim. Zor bir kadınsın. Seni kim çeker diyeceğim ama ben çektim seni. İdare ediyorum. Bir şey diyemiyorum ama zorsun. Bu dediklerimi yaparsan üzerindeki enerjiler de hızlı bir şekilde değişmiş olacak. Daha verimli bir hayata geçişin olacak diye düşünüyorum. Bizim telefon numaralarımızı ezberleyin artık. Kaydolun artık. Beni kasmayın artık. 0537 955 64 01'den rüyalarınızla ilgili bu WhatsApp numaramızdan ulaşıyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemek yok. Sadece günü gelince bu numaraya da kimse kolay kolay valla yönetmenimiz bakıyor galiba çıldıranlara cevap veriyor ki ya cevaplanacak sabırlı olun diyerekten. Yani bana bana bu telefon geldiğim gün veriliyor ve ben de ona göre bakıyorum. O yüzden hani sinirlenmenize gerek yok diyorum. Devam ediyorum bir rüya. Tekrar Emine ablacığım benimkine yorumlar mısınız diyor. Gizem 1990 doğumluyum. Rüyamda 6 tavuk, 6 beyaz yumurta, yumurta bende toplandı. Bunu okumuştum ben çocuğum sana ya. 1990'lısın altı tavuk e, şöyle söyleyeceğim beyaz yumurta senin 6 yıl içerisinde hedeflediğin tüm gelecek ve aydınlığı temsil eder ve hayatındaki tüm eksikliklerin iyileşmesi ve ne istiyorsan hayatınla ilgili e, aydınlığa kavuşmaktır tavuk bir yandan da baba soyunuzdaki hastalığı temsil eder yani babada e, hem mirası hem hastalık yani ölümsel bir hastalık değil şeker hastası olabilir tansiyon olabilir devamlı vık vıklayan biri olabilir onun da vıkıklıkları hep devam edecek Gizem isminin uyum analizini söyleyeyim. G harfi güzel bir harftir ama içte Z zoru temsil eden bir harftir. Gizem şöyle söyleyeceğim, Gizem ismini severim ama çok karakterik, karakterik ne der, ne bunu? Karakteristik durumların çok fazla var. Bunları kontrol edersen daha başarılı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, burada 3 tane bir, 13 Nisan Perşembe günü yaz, yollamış 1976 ah 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 anam 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 bunlar kimmiş bunu başa dönmem lazım evet neredeyiz diyerekten ne, Nedret Eryol 09 08 09 53. eşim Gürhan Eryol Oğlum Gökhan, ben rüyamda lastik gördüm fakat yuvarlak lastik kısa buldum. Sonra enli lastik buldum. Oğlumun makasla oradan ülkeyi ayırıyordu. Babamız da bizi seyrediyor. Ne anlama geliyor? Araba lastiği buldunuz doğal olarak herhalde. Herhangi bir lastik ya lastik ayakkabı gibi değil. Araba lastiği. E, lastik şöyle söyleyeyim. ve oğlunuzun iş kariyeri ve hayatı ile ilgili çok büyük bir değişme yılı. Yani bereket ve aydınlık yılı olacağı ve iki buçuk yıl çok büyük paralar kazanacağı. Biraz araba merakı olabilir Gökhan'ın. Gökhan ismi güzel bir isim. Fakat Gökhan çok inatçı ve dediğim dedik bir yapıya sahip ve inanılmaz zor bir karakter ve onun evresinde evlilik ve yeni bir düzen. Evliyse de evlat olacağını gösteriyor. Gürhan e, Bey'in kalp damarları ile ilgili ciddi anlamda hassasiyeti var ve şu bölgelerinde tıkanıklıklar hissediyorum. Bu bölümdeki tıkanıklıklar kontrol edilmesi gerekiyor ve galiba böbrek taşı olabilir ya da böbrekten kaynaklanan ufak bir kislenme olabilir, onu da ihmal edeyim. Gürhan Nedret Hanım şöyle söyleyeceğim, sizin de özellikle e, Hani deriz ya ay belden boşluk bölgemde bir ağrı var. Özellikle bel ve boşluk bölgenize ve kadınsal bölgenize dikkat etmenizi istiyorum. Ama gerçekten iyi bir yatırım yılınız yani oğlunuzun özellikle iyi bir yatırım yılı başlangıcı. Bereketli bir lastik iyidir. Sezenak suyu rüyasında görmüş hatta. Sezen Aksu yatım oturup usulutlu bir şekilde ee, bak burada rüyada Sezen Aksu'yu görüyorsunuz. Ne zaman görmüşsünüz? Ee, Rüya yazacağım. Annesini geçen sene kaybetmişti. Rüyasında yorgana dövme dikilmiş ve ziyaret ettiği kendi evimizde yatak odasına Sezen Aksu şekilde düğme dikerken eşimin yatağının evet. Sezen Aksu yıl sonuna doğru çok ciddi bir sağlık problemi ve de ciddi anlamda sıkıntılar yaşayacağı ee, ve çocuğu varsa da var mı var çocuğuyla ilgili de büyük bir sevinç yaşayacağı gözüküyor sağlığına dikkat edecek Sezen Hanımcığım. yani ölümsel bir durum değil gayet sağlıklı bir hayat ama özellikle son zamanlarda sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşayabilir ee, oğlu ile ilgili de sevinç bu kadıncağızın da. Aynı rüya aynı rüya aynı evet Nedir Hanım aynı rüyaları 3-4 kere yollamışsınız Sezen Aksu ya da dolusu sevgiler diliyorum İsviçre'den bir izleyicimiz aramış ona da İsviçre'ye tüm İsviçre halkına selamlar dileyelim 1985 doğumlu eşim Mehmet Merhan ismiymiş 89 doğumlu 17 evlendim elbirinden beri hep karışık rüya görüyorum Mesih hiç güzel rüya gör, Eşimle geleceğimiz nasıl ikiz e, kız bebe istiyorlar olacak mı? Evet e, şöyle söyleyeceğim. Özellikle yaşadığınız yerde bir ev alımı ve çok da güzel ve huzurlu bir döneme giriş yapacağınız... ...ve bu yıl bitmeden güzel oluşumlar yaşayacağınız gözüküyor. Gebelik evreniz var. Siyah deri ceket, sırtta siyah deri ceket genelde erkeği temsil eder ceket. E, eşinizin ortaklı bir iş... Ceketi temsil ettiği için ortaklı bir iş yapacağı ve bu ortaklı işte çok büyük kazançlar sağlayacağı belli bir süre sonra da tekstil ya da gıda üzerine hani devamlı satacağı ürünler üzerine büyük paralar yapacağı gözüküyor. İleriki hayatınızda parasal yönde sıkıntı görmüyorum. Senin biraz panik atak evrelerin başlamış. Bunları toparlarsan severim. Allah evlat sahibi verecek Pınar'cığım. Pınar, Pınar 1985 doğumlu neredendi? İsviçre'dendi Sevgiler diliyorum. Seni de okudum ve siliyorum okuduklarımı çünkü. Gülay Güren 1964 yılmış. Kısmet olursa Balık, Dargın biriyle mesaj bekliyorum. Ya o dargın olduğun kişiyle mesajların devam edecek ama son ve diyalog hayatımız yok onunla birlikte. Yani sen bu ay gelir mesaj, 3 ay sonra tekrar gelir ama sen gelecek ve hayat e, anlamında bir büyük beklentin varsa at çöpe gitsin yenisine bak diyorum. Ondan bir cacık olmaz. Bunu unutma. Sevgiyle kal. 15 Kasım 1988 Ayşe Yalçın. İstanbul'da yaşıyorum. isim analizi. Özellikle Ayşe ismi sabır gerektiren bir isim ve her şeye sabretmen gerekiyor bir tanem. o yüzden kariyer hayatınla ilgili ani fevri davranışlarım ve sıkılgan davranışlarım var ama e, çok sabırlı olduğun için hedeflediğin noktaya 31 buçuk yaş dönemi bittikten sonra hedeflediğin noktaya erişeceksin. Hatta şöyle söylüyorum Ev, evlilik enerjisi alıyorum sende. Eğer evli değilsen süper bir evlilik ve mutlu olacaksın. İkiz çocuk sahibi olacağın gözüküyor. Ve bir ilk doğacak çocuğun erkek, ikinci hani ikizde ilk doğacak erkek olarak hissettim. Bilmiyorum güzel bir hayatın olacak. Bu Fato'yu, e, foto resmi gelmiş. Selam ablacığım adım Evren. İki yıl önce yatmadan önce Defne yaprağına Ayet-i Erküsü okudum. Sonra onu kanamış suda beklettim içtim sonra uyudum Rüyam. Aynı gördüğünüz rüyayı Evren Yaşin ee, diyorsunuz ya defne yaprağını, ayetel kürsüyü vesaire şey felak nazı okuyorsunuz. Bir de kesinlikle buna naz ve e, Naz ve e, Yasin'i okursanız, aynı şeyi yaparsanız ciddi anlamda üzerinizdeki tüm enerjiler gidecek ve çok büyük bir aydınlığa kavuşacaksınız. E, ya va şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok başarılı bir insansın ee, ve hayatında çok büyük altın değerinde yani senin altın değerinde çok güzel mülklere sahip olacağın çok anlamlı bir hayatın olacak ama üzerinde gerçekten böyle kaygı duyduğun üç harfli enerjisi var. Bunu mutlaka toparlaman gerekiyor. Kendi rüyanda kendi evreni yaptığını düşünüyorum. Elvan 28.04.1970 8 istediğim özgür değil İlker. O kimya. Ha pardon. Merhaba ben eşimden boşanmak üzereyim. Çocuk çoluk tekrar evlenmek ve ev sahibi olmak çok istiyorum. Manisa sahilinden Elvan. Aa Elvancığım selamlar. İstediğim biri var ismi Özgür. Onunla evlenebilecek miyim? Elvan istediğim Özgür değil. İlker Üste. yanlış yazmışım kusura bakmayın. Ben onun evlilik mevlilik görmüyorum. Çok iyi biriyle evlilik yapacaksınız o daha huzur bulacak. Elvan e, kesinlikle ve kesinlikle çocuk sahibi olma Allah nasip edecek gözüküyor e, ve isteklerine tek tek ta, tek tek kavuşacaksın ama e, çok hayatta ani kararlar veren bir yapıya sahipsin ve çabuk e, sıkılan bir yapım var bunları toparlaman gerekiyor. Manisa sahiline kucak dolu sevgiler dileyelim. Evet biz burada 6. böyle bölümü de bitirirken Çopamek TV'ye üye olmanız gerekiyor. Lütfen e, YouTube'dan abone olacaksınız, tıklayacaksınız, likelayacaksınız. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Yedinci 7. bölümde görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.